Cem merhaba, hoş geldin hayatım. Ay ne güzel uzun zamandır senle bir yayın Özlem yapmıştık. Özlem'ciğim merhaba, iyi yayınlar <laughs> diliyorum. Teşekkür ediyorum Cem, sağ ol. Ee, Cem'i Cem herkes tanıyor ama bir kez de ben hatırlatayım. Cem hem ekonomist hem gazeteci senelerce seyreden Türk ekranlarında bütün Anadolu'yu dolaştı, size tarımı anlattı, sanayiyi anlattı, üretim ekonomisini anlattı, girişimcilik ekosistemini anlattı. Bu topraklara neden hala güvenmemiz gerektiğini anlattı, umudu cesarete örgütlemeye çalıştı. Aynı şeyi yapmaya devam ediyor aslında bakarsanız bütün sosyal medya hesaplarında ve yine tüm ekranlarda diyeyim. Cem ekonomide ne oluyor? Önce öyle başlayalım istersen. Şimdi bu pazar faiz kararı var. Ben son göstergelere baktım. Dövizi tutuyorlar ve sürekli baskılıyorlar ama hani bıraksalar 30'u görecek neredeyse. Bugün altın tüm zamanların rekorunu kırmış. Gram altın 1224 TL olmuş. Allah'tan çevremizde herkes ya evli ya boşandı. Dolayısıyla kimseye altın almak durumunda değil. <laughs> Gıda enflasyonuna bakıyorum. Et uçmuş vaziyette. Sen zaten sürekli anlatıyorsun ıı, tarım ekonomisini ve üretim ekonomisini. Bizim halimiz nedir? Şu anda ekonomide ne oluyor? Ha, o iktidar gelmiş bu iktidar gitmiş ne değişecek? Biraz önceden beri seni dinliyorum yani bir normal şartlarda başarılı işte her türlü sorununu çözmüş ekonomisini Tabana zenginlik verecek şekilde güçlendirmiş işte Batı tipli demokrasisini oturtmuş kişisel hak ve hürriyetler gibi bir konusu kalmamış ülkelerde herhalde bunlar 20 yılın konusu ama sen 10 dakika içinde Türkiye'de olanları bir anda sıraladın Herhalde fasikül fasikül dolar. Yani yayını uzatmak istesen akşama kadar da bugün içinde olanları gündem halinde bize sıralardın. Bir kez seni kutluyorum. Yani bu bu kadar sistemin içinde yapılanmış konuşmamızı engelleyen yapılardan kendine sıyırdığın için sistemin içindeki televizyonlarda kalmaktansa tam tersine yayıncılığı demokratik platformda denemek cesareti gösterdiğin için. Seni kutluyorum bir meslektaşım olarak da seninle gurur duyuyorum. Her evet. zaman e, bunu söyleyeceğim. Aklın, zekan, e, meselelere bakışın e, ve meselelere demokratik platformda çözmek üzere gazetecilik sözcülüğünü yerine getiriyor olmanı yıllardır izliyorum. Sadece dostum olduğun için söylemiyorum bunu. Ama birçok e, daha konfora yatan insanların kolaycılığı nasıl seçtiğini hepimiz görüyoruz. Onu da yapabilirdin, seçebilirdin, geri de dönebilirdin. Ee, dönmemek e, bir yana bir de üstüne üstlük kendi yolunu seçtin. Ben hep söylüyorum o Robert Frost'un bir şiiri var. Gidilmeyen yol çok etkilemiştir beni. Ee, ayak izi olan yolu seçmez yazar bir noktaya gelir. Ayak izi hiç olmayan yolu seçer ama e, ayak izi olmayan yol her zaman risklerle doludur. Sen risklerle e, dolu olan yolu, maceracı yolu seçtin. Ayak izi olmayan yolu seçtin. Bunu hayırlara şey. vesile olsun diyeyim. Cem bak. Diyelim, evet evet. Tam yani bu çok önemli bir şey. Bence gazetecilikte de yeni bir özgürlük dönemi doğuyor. Yani ben CNN Türk'ten ayrılırken de sonuçta eleştirel gazetecilik yaptım ben. Yani gençlik, eğitim, eğitimin niteliksizliği, köylerin boşalması, bütün bunlar yani tarımın e, maalesef e, bir geçer akçe haline bir türlü gelememesi ve kalkınmanın bir parçası olarak görülmemesi. Bütün bunları eleştirdim eleştirdim. Ne oldu? Bak bu depremde bu kadar insan neden öldü Özlemcim? Ee, yani 50 bin resmi rakam ama biliyorsun ki yani belki 150 belki 200 bin rakamlara ulaşacak. Kimlerin gömüldüğünü, kimlerin öldüğünü bilmiyoruz bile. Korkunç bir şey. neden? Köyler boşaldı çünkü kentlere gitti insanlar ve e, karınlarını doyurmak için gitti. Ekonomi nereye gidiyor derken aslında 20 yıl öncesine dönmek lazım. Büyükşehir yasası çıktıktan sonra, köyler mahalle ilan edildikten sonra ve tohum patentlendikten sonra niye ben tarım diye tutturdum? Çünkü Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de tarım asıl ekonomiyi, zenginleşmeyi, tabana yaymayı sağlayan asıl katalizör tarım. Türkiye AK Parti iktidarı döneminde tarımı aşağılayıcı bir şey olarak gördü. Zenginleşmenin bir parçası olarak görmedi, köylerin dolmasını hoş karşılamadı tam tersine şehirlerdeki yaşamı destekledi. Bence tarıma özellikle teşvikleri vermedi ki insanlar mecbur kalıp kentlere göç etmek zorunda kalsınlar. Sanayiler kurulacaktı, yabancı sermaye yağacaktı ve insanlarda köylerden giden insanlar köle gibi işte asgari ücretle sanayi e, şeylerinde, yatırımlarında çalışacaktı. Ne oldu? O sanayide olmadı. Köyler de boşaldı. Köy eskilerini köy stürenini diyorum, köy okullarını kapatarak köyün öğretmenini de ortadan kaldırdı sistem ve böylece insanlar taşımalı eğitim sistemiyle kız çocuklarını özellikle okula yollamamak için kı, değerlidir Anadolu'da kız çocuğu yani okula 40-50 kilometre öteye yollayamazlar. Taşımalı eğitim sistemi denen garabetle köyleri boşaltmayı amaçlamıştı. Ekonominin bozulmasının temeli budur. Depremde binlerce insanın e, üç üçkağıtçı müteahhitlerin eline düşüp maalesef o niteliksiz binalarda ne yapsın elinde 3-5 kuruş tarlasını sattı köye sığındı. Çünkü e, tohum patentlen, patentlenmişti. Uluslararası şirketlerin patentindeydi ve köylüye satılıyordu. E mazot zaten dolara endeksliydi, gübre dolara endeksliydi. Bir de üstüne üstlük yerli üretimi, tohum üretimini e, yani maalesef üniversitelerimiz de desteklemediği ve hükümet arge yatırımlarına filan gitmediği için de dışarıdan ithal etmek zorunda kaldık. Köylü bu şartlar altında zaten tarımdan para kazanamazdı. Kentlere göç etmek zorundaydı. Bunu depremin vurduğu 11 kentte görüyoruz zaten. Bu kadar bina neden yapıldı? Çünkü köyler boş. Şu anda nasıl büyük bir hata yapılıyor? Ben senin aracılığıyla bütün Türkiye'yi uyarıyorum. Şu anda da köyler bitiriliyor. Çünkü şehirler betona boğulma, AK Parti'nin en iyi bildiği şey beton. Çünkü akla dayanmaz, çünkü bilime dayanmaz, çünkü eğitime dayanmaz. Doğal olarak da herkesin yapabildiği Almanya'da 3500 müteahhite karşılık Türkiye'de 500 binden fazla müteahhit var. Neden? Büyük bir rant var. Şimdi bu insanlara tekrardan evler yapıp 600 bin liralık evleri, maliyetleri 1600, 1700, 1 milyon 700 bin lira satıyorlar. Bir ülkede deprem olmuş, deprem zedeye ev satan tek sistem bizde. Şimdi gelelim e, ekonomide ne oluyor? 2001, 2021, 2022 yıllarını hatırla. Yılın başlangıcında 13 lira 20-25 kuruş dolar. 13 lira 20, 13 lira 30 lira arasında gidip geliyor. 13 lira. Yani 5-6 liralardan 13 liraya çıkması zaten tek başına çok acayip bir şeydi. Yani o zaman da baskılanıyordu. Aslında 15'ti. Yani 2022'nin başlarına doğru. Ee, yani 15 olan dolar 13 lira gibi e, aslında 13 lira gibi görüyorduk tabelada ama aslında 15'ti. Sonra direkt olarak Merkez Bankası'nın e, baskılama yöntemleri hayatımızın bir parçası oldu geldiğimiz noktada 19 lira dolar. Enflasyon düşer mi? Türkiye bakacak olursak enflasyon düşüyor. Bütün dünyada bildiğimiz gibi bir baz etkisi var ama biraz önce sana açıkladığım köylünün para kazanamaması nedeniyle Türkiye'nin kaynaklarını asla tarıma ayırmaması ve asla teşvik ve kredileri vermemesi nedeniyle zaten tarım çökmüştü. Küçük bir parantez açayım. Bunu sıklıkla anlatıyorum ama neden gıda enflasyonu bu kadar yüksek? Bir ülkede Türkiye gibi tarım ülkesinde bu ayın şampiyonu mandalina oldu. Bu ayın şampiyonu sivri biber olduğu gibi bir haber olabilir mi Özlem? Horkum. Ama biz her ay gazeteciler olarak zam şampiyonu meyve ve sebze konuştuk. Neden? Nedeni tamamen şu. Tohum şirketlerin tek elinde patentlenmiş ve tohum patent denen to normal şartlar altında bedava dağıtılan Atatürk'ün kurduğu köy kentlerde, Atatürk'ün Cumhuriyet projesinde temel maddelerden bir tanesi, İzmir İktisat Kongresi'nde ortaya çıkan temel hedeflerden bir tanesi, köylüye bilabedel ücretsiz tohum dağıtmak. Neden biliyor musun? Çünkü doğuştan gelen hakkımız, gıda güvenliği. Ama son 20 yıllık tarım iktidarında aslında şirketlerin zenginleşmesine, ...biz maalesef göz yumduk. İthalat lobisi... ...yani gıda ürünlerini dışarıdan ithal eden lobi... ...topu topu 150 şirket. birincisi yok. Hep aynı şirketler... ...sebze ve meyve ürünlerini Türkiye'ye ithal ediyor. Dolayısıyla üretici... ...Türkiye'de ithal edildikten sonra... ...yeniden üretme hevesine kapılmıyor. Bir kez her şeyden önce zaten köylünün ve üreticinin ve sadece köylü değil tarıma ilgi duyan e, gençlerin de eğitimli kesimindeki ben tarımı eğitimli kesimin mutlaka ele geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Tarım bir dilgi, birikim ve zeka işi, tarım bir strateji işi, tarım her şeyden önce bir ekonomik kalkınma hamlesi. Maalesef e, Merkez Bankası'na bağlayayım buradan. Tarımdan para kazanamayacağını gördüğü için Türkiye'nin iki tane geliri var. Nereden turizm geliri bir de sanayiden, ihracattan yani. Kasaya paramız bizim ihracattan giriyor. Asla Türkiye şunu hesaba katmadı. Tarım ürünleri, Türkiye'nin tarım ürünleri dünyada bir marka olabilir mi? Kendi tohumunu üretmiş, ata tohumlarıyla üretim yapmış, markalaştırmış ve Anadolu coğrafyasında yani Mezopotamya'daki ürünleri ben dünyanın gıda sağlayıcısıyım diye bu iddia ile ortaya çıkmış. Türkiye'nin gıda ürünleri katma değerli bir şekilde dünyaya satılması için bir plan yapıldı mı? Asla. Tam tersine tarım bitsin diye plan yapıldı. Şimdi bu kadar depremde kayın vermemizin sebebi insanların çaresizlik içinde 3 kuruşa aldığı evlere bu düzen içinde sığınması sonucunda oldu. Şimdi seçime kadar borsa yükselir. Dolar yükselmeye e, yükselmesi engellenir. Baskılanıyor çünkü. Bugün yani çıkmış sistem... cem ben e, yeni okudum. Hı. Sen de görmüşsündür. E, doları biraz daha baskılıyorlar. Kuru tutmak için evet, her küçük algısı şunun üstüne özlem. Yani düşük dolar, e, yüksek borsa. Yani seçmen diyecek ki eğer AK Parti iktidarı giderse doları tutamazlar. Çünkü bu ana şu ana kadar doları tuttular ya bir şekilde nereden tuttuklarını da bilmiyoruz. Hata eksik 90 kalemi var. Şimdi o kalemde kaynağı ve tam olarak açıklanmayan paralar var. Bunlar normaldir, olabilir. Nereden geldiğini bilmiyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nden mi geliyor, Rusya'dan mı giriyor? Rusya işte doğalgaz borcumuzu erteledi mesela. Ülkeler arasındaki ilişkilerde böyle şeyler, görülmüş, duyulmuş şeyler değil. Az para değil çünkü. 20 milyar doları e, doğal olarak e, Türkiye erteleyince bir rahatlama oldu. e Şimdi Suudi Arabistan'dan bir 5 milyar dolar geldi. Ama bunlar... Türkiye'nin doları baskılaması için 3-5 gün demek. Türkiye'nin alelacele böyle depremden hemen sonra seçime gitmesinin temel nedeni de artık Merkez Bankası'nın daha fazla bu suni yöntemlerle doları baskılayamayacağı e, gerçeğini görmesi. Zaten şu anda piyasa doları 19 lira olarak görmüyor ki. 25-26 bandında fiyatlanıyor her şey. E ne yapsın? İhracatçı da ona göre satıyor. Zaten kazandığının %40'ını Merkez Bankası'na vermek zorunda. Gasp ediyor yani. %40'ını diyor sen bana getirip yatırmak zorundasın. Yani biz ithalata mahkumuz şu ortamda. İhracatçının da para kazanabilmesi için ithalat yapması lazım. İthalat yapmadan herhangi bir üretim yapılamaz. AK Parti hükümetinin en büyük kayıplarından bir tanesi bu. 20 yıllık Türkiye iktidarında. Yani eğer en azından ham maddeyi ithal edecek e, mahkumiyette olmamızı ortadan kaldıran bir sistem kursaydı. En azından burada bir üretim yapar. Kendi ham maddemizle üretim yapar. Ona göre dönüştürseydi sanayi. Bugün bak sanayi 20 yıl önce hangi üretim bantlarını kullanıyorsa aynısını kullanıyor. Peki neden zam oluyor? İki tane enflasyon var. iki tane e, lobi var Türkiye'de. Birisi enflasyon lobisi. Bir tanesi ithalatçı lobi, it, ihracatçı lobisi. Türkiye'nin kasasına giren para ihracattan giriyor. Peki ihracatta biz ne satıyoruz? Bir tek Avrupa'ya satıyoruz. Ne satıyoruz peki? Katma değerli bir ürünümüz var mı? Yok. Bizim herkesin peşinden koşturduğu geye inovasyona, bilime dayalı herhangi bir yani 3 liraya mal ettiğimiz bir ürünü 25 liraya sattığımız bir şey var mı? Yok. Biz zaten Çin'den ithal ettiğimiz ham maddeyi üstüne bir şey katarak biraz kar koyarak dışarı satıyoruz. Nereden para kazanıyoruz? Dolarla Euro arasındaki makastan İhracatçı buradan kazanıyor. Onu da götürüyor, Merkez Bankası'na getiriyor. Şimdi o makasta yok. Dolarla Euro arasındaki makasta iyice kapandı. Şimdi TL düşük kalsın ne demek? Şimdi milliyetçilik, böyle bir milliyetçilik olabilir mi Özlem? Yani Türk Lirası'nın değerini düşürmeyi amaçlayan bir yapıda milliyetçilikten nasıl söz edilebilir? Bu mümkün mü? Döviz yükselmezse, TL aşırı değerli hale gelirse ülkemiz yarar görmez deniyor. Yani de, doların e, düşük olması yani Türk lirasının düşük tutulması çabası sadece ve sadece e, tabana yarıyor gibi görünebilir. Ama ne zamanki Türk lirası kıymetleniyor bu sefer de karşı taraf ayaklanıyor. Dolar yükselince neden rahatsız olduklarını hala benim kafam almış değil. Enflasyon oluşur diyemezler. Çünkü e, yani bir taraftan da e, dolar yükseldikçe enflasyon arttıkça e, bundan sonra ikili bir şey olacak. Yani iki ucu gerçekten sorunu değnek olacak. Çünkü bir dolar yükselince neden enflasyon olur? Bir Türkiye ithalatçı üretirken ithalattan asla ve kata kaçamadı. İki üretemiyoruz katma değerli üretimimiz yok. Üç çünkü iç pazar tamamen yabancının elinde tohum şirketleri bak sadece gıdadan bahsediyorum. Tohum şirketleri Türkiye'de 963 tane tohum şirketi var Özlem. Ne? 900, 963 tane tohum şirketi var. Ne diyorsun Diyorlar yani, ki 963 bu kadar da olduğunu bilmiyordum. Ben geçen yaz etiketin hikayesi diye 7 bölümlük bir tarım belgeseli yaptım. Orada da bu anlattıkların tamamını sağda gördüm. Makarna satabilmek için zaten biz buğday alıyoruz yurt dışından onu biliyordum da 968 tohum şirketini bilmiyordum gerçekten Bak 968 tohum şirketinin mesela Türk Tohum Birliği'ne git der ki onlar beni çok eleştirirler sen sırf işte yaptığımız güzel şeyleri karalamak için böyle şeyler yapıyorsun derler katiyen ben 963 tohum şirketinden bunlar yerli firma gibi gözüküyor %95'i yerli gibi gözüküyor ama aslında yerli yabancı ortaklısı ve yerli yabancı ortakları dışında da yüzde üç yabancı tohum şirketi. Bu 960 küsur şirketten özlem. Gel gör ki tohum piyasasının yüzde %3'ün yüzde üçün elinde. Bu şirketler kim yabancı şirketler? Zaten belli olan şirketler. Ve köylü bu yüzde elinde bulunduran yüzde üçün Tohumunu, gübresini ve ilacını almak zorunda. Vazgeçemez. Diyelim ki sen gıda fiyatlarını geriletmek için yerel tohumu desteklemeye, üreticiyi desteklemeye karar verdin. Çünkü diyorsun ki ben kardeşim e, yani 30 liraya e, patates yemek istemiyorum. 500 liraya bonfile almak istemiyorum. Tarım ve hayvancılığı destekleyip yerli üretime teşvik etmek istiyorum. Bankaya gidersin Özlem. Sen Özlem Gürses olarak bankaya gittin. Kredi istiyorsun, banka sana sorar, bana ata tohumunu kullanmadığına dair, yani yerli kaynakları kullanmadığına dair, bana sertifikalı tohum kullandığına dair belgeni getir. Sen eğer hayır, ben sadece ata tohumu kullanıyorum, 5000 yıldır atamın, dedemin bana bıraktığı tohumu, bu topraklarda Anadolu'nun, Mezopotamya'nın en güzel tohumunu kullanıyorum dersen, Mümkün değil. Kredi vermez. Al buyur. Bu sefer dersin ki ama nasıl olur böyle bir şey? Ben kendi üretimi yapacağım. Sana e, yasayı hatırlatır. 2006 yılında yasa çıktı der. Der ki ata tohumunu satmanın cezası hapis cezası der. Para cezası der. Ve bu milliyetçi olduğunu söyleyen, muhafazakar olduğunu söyleyen bir iktidar döneminde yapılmıştır. Elini kavuşturan ovuşturan kim? Ee, Bayer e, Bayer'in Monsanto'yu 66 milyar dolar gibi dehşet bir paraya satın aldığını hatırlatırım. Neden bir tohum şirketi bir sağlık şirketi tarafından satın alınsın? Çok basit bir soru soruyorum Türkiye'ye. Bu kadar büyük bir paraya. Çünkü önce hastalandırıyorlar. Arkasından da şey satıyor. 966 şirketten sadece %3'ü birkaç tane büyük şirket piyasanın yüzde 96'sını ele geçirdi. Ata tohumunun hiçbir şansı yok. Ata tohumunun hiçbir şansı olmadığı gibi aldığı tohumun yanında hem gübresini hem de e, ilacını almalısın. Ben de diyorum ki biz bu kadar kimyasalı niye yiyoruz? Neden? Bu kadar topraklarımızı gübreyle, kimyasalla, yeraltı sularını niye zehirliyoruz? Neden? Tam tersine aile çiftçiliğini destekleyelim. Hayır diyorlar. Büyük sanayi şirketleri tarım yapacak. Neden? Aile çiftçisi ne olacak? Kente göç edecek. E kente göç ettiğinde ne yapsın? Kahramanmaraş'taki en ucuz konutu alsın. Peki en ucuz konutu aldığında, köyünden koptuğunda, bak yine söylüyorum okulları kapatarak köyü bitirmeye karar vermişlerdi zaten. Köy okulu kapanır mı? Kapattılar. Kapattım. Taşımalı eğitimde 50 kilometre ötede okuldaki çocuklar bu okullara gitmesi için zorlanır mı? Zorladılar. Cemcim, daha fazla oy aldıklarını düşündükleri için Büyük Kent Yasasını çıkarttılar. Yani, e, belediyeleri kaldırdılar. Bütün şeyleri mahalleye dönüştürdüler köyleri ya. Yani, o bambaşka bir sosyolojisi olan, bambaşka bir e, üretim döngüsü olan köyleri kentlerin birer gettosuna dönüştürdüler. Yoksulluk sınırı evet ve böylece geldiğimiz nokta yoksulluk sınırı 26.904 lira özlem açlık sınırı 9600 lira. Açlık sınırı. Yani Zimbabwe'den bir farkımız yok gibi. Türk iş ve memur sen başarılıyız diyor. 500 lira daha yükselttikleri için oynuyorlar. Ya insanlar ben görüyorum köyleri geziyorum. Kahvelerde oturuyorum. Tarlalara gidiyorum. Özlem aç insanlar her gün hayatından şehirdekiler de hepimiz bizler her gün bir şeyden vazgeçiyoruz. Bir öğretmen 12-13 bin lira para alıyor. Açlık sınırı 9800 lira. Bir öğretmenin aldığı para. TÜİK enflasyonu yüzde yirmi birden düşüyor. Sen enflasyonun düştüğünü hissediyor musun? Hayır. Ben niye bu kadar Hayır. mücadele ediyorum? Bak ben biliyor musun belki bu seçimlerde aday olacağım. Yani gerçekten düşünüyorum. Sebebi şu. Yani biz Türkiye'nin Zenginliğinin farkında insanlarız. Tarımda, bilimde, teknolojide, gençlikte, kadın hareketinde. Bak e, Özlem Zengin yalnızım diye bağırdı bugün. Evet. Müthiş evet. bir çağrı o. Yalnızım bak kadın haklarını tartışıyoruz. Kadına ve çocuğa şiddet yasası geri çekilsin diyor. Yani diyorlar ki inanabiliyor musun bak bu kadar köye gidiyorum. Toplumun ne kadar değiştiğinin farkında değil bence AK Parti. MHP'yi zaten geçiyorum. Neden bizler siyasete giriyoruz? Toplumun öncüsü olabilelim diye görüyoruz çünkü değişimleri. Halbuki kadına şiddet yasasından evet doğru erkekler rahatsız. Doğru. Çünkü karısını istediği gibi dövemiyor. Çünkü çocuğuna istediği gibi işkence çektiremiyor. Çünkü kadınlar diyor ki ben diyor tarlada bilgiye ben sahibim. Eğitimi erkeklere veriyorsunuz kadının herhangi bir finans kuruluşundan finansa dokunabilme hakkı ve imkanı yok. Kendi tarlasını kuramaz. Başkan koca bilgi kimde? Kadında. Köy kooperatifleri, kadın kooperatifleri programı yapıyorum. Neptün Soyer hep bana kızar. Şu kadın kooperatifi lafını kullanma der. Kadın diye, erkek diye ayırt etme der. Ama bilgi kadında, know-how kadında ve kadınlar kooperatif kurarak birer hareket bize bağırıp, bizden alın diyor. Ata ile üretiyoruz diyor. Doğru. E, gidip marketlerden almayın, bizden alın diyor. Kadınlar köylerde bir hareket başlatmış. Sesini duymuyoruz şu anda. O kadın kooperatifleri belediyelerin PR aparatı. Belediyeler onları kullanıyorlar. Onlar da özgür değiller. Finansmana ulaşamıyorlar. Neden Cemse hemen gidip tek 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 kadın kooperatiflerin hikayelerini anlatıyor? Çünkü Özlem Zengin yalnız olmasın diye. Bak e, Özlem Zengin'e en demokrat, en kentli, en eğitimli kadınların destek vermesi lazım. Bak Fatih, Erbakan diyorsun ki ayrı, neden ayrıldı? İkna Sebebi. edemedi. İşte bu 6284 yasasıyla ilgili meselede mesele şey yapamadılar anladım. ama mı? Çünkü Türkiye'nin erkekleri kadınların özgürleşmesini istemiyor. Kadınları evet. dövmeye devam etmek istiyorlar. Yani bir bölüm diye... Neden bu kadar öldürülüyor özlem? Neden bu kadar kadın cinayetleri işleniyor? Kadın cinayetleri işleniyor çünkü kadınlar benim hakkım var demeye başladı. Ekonomide ben de varım, ben de üreteceğim, farkındayım demeye başladı. Yani aklımı, zekamı, bilgilerimi, becerilerimi kullanmak istiyorum diyor. Talepte bulunuyorlar ve kocaları öldürüyor. Şimdi siyasi partilerden biri de çıkmış diyor ki çek bu yasayı diyor. Ne münasebet? Ekonomiden bahsedelim ama asıl ekonominin temel kurucusu kadın toplum hayatından silinmek istiyor. isteniyor. Köye dönme köy kararını yine kadın verebilir. Para kazanacağını görürse. Çünkü kapitalist ekonomilerde şu anda yaşadığımız bu AVM ekonomisinde betona boğulmuş şehirlerde yaşama devam etmemizin tek şartı köyde bir yerlerde sakince ve insanca uygar bir üretimin olması. Tarım ve hayvancılığın yapılabilmesi. Biz başka türlü yaşayamayız. Yani bütün, bu, sen şeyi anlatıyorsun aslında, döngüsel bir ekonomiyi anlatıyorsun. Yani semptomu tedavi etmek ve hastalığı tedavi etmek. Ben şimdi sana bu dolar ne olacak diye soruyorum, bu enflasyon ne olacak, bu et fiyatları ne olacak, bak bugün Ramazan geliyor, yarın değil öbür gün. Kudüs hurması 300 TL, kuru kayısı 230 TL, 1 kilo kıyma 300 TL yani aşmış vaziyette e, e, her şey. Altın fiyatlarını söyledim büyük bir barınma krizi var. Bunlar ne olacak seçimden seçime kadar seçimden sonra iktidar değişse bile ne olur diye soruyorum. Haklı olarak diyorsun ki her şeye baştan başlamak lazım. Üret... Çünkü 10 liralık balı şu anda 50 liraya satıyorlar Özlem. Haziran ayında 817 milyar liralık bütçe yaptı hükümet ek bütçe. Kimse çıkıp dedi mi bu bütçe ne ne olacak bu ek bütçe bu kadar yanılır mı 817 milyar TL bak ek bütçe pardon dedi topluma ben yanılmışım dedi senin benim vergimden ek bütçe çıktı bak tartışmadık bile. Ek dediğin yani, aslında yani. benim oğlumun gelecek nesillerin e, şu anki sosyal evet. e, bütçesini yiyoruz biz yani. Aynen yani senenin başında sana vaat ettikleri bütçeyi tutturamamışlar. Eyvallah. Ek para istemiş. Toplamda 950 milyar TL bütçe açımız var. Cumhuriyet tarihinin rekoru. Ben muhalefetin yerinde olsam, Cumhuriyet tarihinin rekorunu anlatırım. Çünkü bu akıl alır bir şey değil. 817 milyar TL ek bütçe konuşuluyor. Etin fiyatı bundan sonra daha da yükselecek. Bak doların bir sonraki aşaması o kadar baskılandı. O kadar baskılandı ki şimdi altın fiyatından görüyorsun. Altın fiyatı neye bağlı? Artar dolara bağlı. Dolardan patlak veremediği için altından çıkıyor. 30 lira çok yakın zamanda sana söyleyeyim. Yani seçimden sonra da çok acayip bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. Ne olacak peki? Şimdi bu açık zamlarla kapatılacak. Bunu göreceğiz. Seçimden sonra tarihimizde görmediğimiz bir zam furyası göreceğiz. Kim kazanır kazansın mı Cem? Yani kim gelirse gelsin değişmeyecek. Hayır mi? değil tam tersine. Açıklayayım sana. AK Parti hükümeti bu sistemden artık çıkamaz. Hükümetin planı ve politikası bu. Çünkü Merkez Bankası'nın kasasına giren para ya ihracatçıdan ya turizmden. Asla şeyden değil. Ee, çok büyük bir hata. Asla tarımdan değil. Bundan sonra değişecek de değil. El alemin parasıyla Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin filan parasıyla üç gün idare edersin. Onu geç. Yani hedeflenen bütçe açığının tam 3 katı bütçe var ya. Şimdi seçim var. 600 milyar lira ek bütçe de gelecek. Şimdi daha fazla vergi demek. Vergileri artıracaklar. Ekonomi bozulacak. Bu risk demek. Çünkü ekonomi tabii ki bozulur. Hele eğer muhalefet kazanacak gibi bir hava oluşursa son bir aya, son 15 güne doğru satın alma gücü iyice düşecek. Çünkü bırakacaklar. Şimdi eğer zamlarla ve dedim ya sana bir enflasyon lobisi bir de ithalatçı lobisi var Türkiye'de. Yani hükümeti tutan iki büyük ayak 20 senedir ekonomiyi tutan iki büyük ayak ithalatçı lobisi dediğimiz şey Cem Seymen köy köy dolaşsın bağırsın. Gıda e, e, ithal edilemez. Ayıp değil mi? Çok ayıp. Yüz kızartıcı bir şey. Buğday ithal eden Türkiye. Bana gülüyorlardır kız kız özlem. Ne diyor bu ya diyorlardır. Tabii ki buğday ithal edeceğiz. 150 tane firma var bak 150 birincisi yok. Aynı adamlar aynı paraları kazanıyorlar. İnanılmaz bir ithalat lobisi var. Bu bozulmasın diye zaten sistem buna kurulmuş. Korkunç bir para dönüyor. İthal et, üstüne parayı koy, halka sat. Çünkü eğer içeriden üretirsen bu ithalatçı lobisi batar. Ben de saf saf nasıl gıda ürünü ithal edilebilir diyoruz senle ben. Hıh. Enflasyon lobisi de şöyle. Üretemiyoruz ya Özlem. Çünkü maliyetler yüksek ya. Çin'den aldığın ham maddeyle ürettiğin zaman maliyetleri yüksek. Ham maddeni kendin kullanamıyorsun, yapamıyorsun. İstediğin kadar bor madenleri filan de. Fasa fiso, geç onları. Ham maddede çatır çatır Çin'e bağımlıyız. Dolayısıyla üretirken pahalı. Onu da zaten satabildiğin tek yer Avrupa. İthalat yapan şirketler, ihracat yapan şirketler de ithalat yap. Yani İhracat yapabilmek için ithalat yapman lazım. Bunu 20 yıldır düzeltmemiş AK Parti. Şimdi diyor ki Çin modeli filan. Çin modeli nasıl olabilirsin? 20 yıl şu gün çalışmaya başlasan 20 yıl sonra belki Çin kadar üretebilecek noktaya gelirsin. İki lobi. Türkiye'nin evet, para katili evet, olan iki lobisi. Enflasyon lobisi ve ithalatçı lobisi. Enflasyon lobisi de zil takıp oynuyor. Sen diyorsun ki et fiyatları çok yüksek. Evet. Ben, yüksek. Türkiye'de hiçbirimizin düşünmediği bir şey söyleyeyim. Birileri çok mutlu. Çünkü et fiyatları artınca korkunç para kazanıyor. Et almakta mı? Et alabilen kimler? Dikkat et. Hep yüksek gelir grubu zaten. O evet. yüksek gelir grubu etkilenmedi ki. Zaten bugüne kadar hep dolara yatırıyorlardı bütün paraları. E şimdi enflasyonun çok üstünde bir dolar artışı var değil mi? E dolarlar bozduruluyor, et alınmaya devam ediyor. Ya senin söylediğin şuna çıkıyor o zaman bu yol. Yani zenginin para üzerinden para kazandığı bu düzen zaten herkesi mutlu ediyor. Yoksul evet. hep mutluğundu. O da işte sosyal yardımla efendim herkesin eşitlediği e, asgari ücretle falan hayatına devam edecek. Peki son sorum. Cemcim, bu perşembe günü sorunu şey tamamlayayım da... ama şeyini tamamlayayım çok özür sorunu sorayım sen analizinin içine al Hayır, analiz mi? değil çok kısa 30 saniyede söyleyeyim Özlem e, hani dedin ya bu düzen o zaman kim gelirse gelsin değişmeyecek değişecek çünkü mesela Millet İttifakı diyor ki ben diyor tüketim ekonomisi ve ihracatçı ekonomi olmayacağım bu yanlış diyor ben üretim ekonomisi ve ihracatçı ekonomiye geçeceğim diyor üreteceğim kendi kaynaklarımla ve bunu öyle ihraç, ithalat ve tüketim değil, bizi AVM'lere mahkum eden bu sistem bitti. Yok oldu, bitti. AVM'lerde hayat sona erdi. İnşaat sektörü de çöktü, bitti. İnşaatla para kazanma dönemi de bitti. Tek yolumuz var, onu da zaten ittifak söylüyor. Diyor ki üretim yapacağız, üretim, üretim, üretim. Ürettiğimizi de katma değerli bir şekilde yapalım ki dünyaya daha fazla. Bu para, kasaya para girmesi demek. İster hayal desinler ister başka bir şey. Türkiye'nin önünde başka seçenek yok. Yok. Peki o zaman son olarak bir de faiz lobisi var diyorlardı. Bu perşembe günü Merkez Bankası'nın para politikaları faize açıklanacak. Ee, ya ben artık hiç önemsemiyorum da bakan dedi ya zaten. Hiç önemli değil artık. Niye değilce? Eskiden niye önemliydi o zaman? Yani o zaman Cumhurbaşkanı'nın dünyada eşi benzeri olmayan tez kanıtlanmış mı oluyor? Şimdi bizi bu duruma getiren senin biraz önce bahsettiğin et fiyatlarından, gıda fiyatlarından bu kadar çok bizi muzdarip duruma düşüren sistemin başlangıcı neydi? Neden diye soruna direkt yanıt vereyim. Nerede başladı büyük erozyon, büyük kayıp, Türk lirasının değerinin bu kadar düşmesi, enflasyonun cumhuriyet tarihinin en yüksek noktalarına ulaşması, gelir adaletsizliğinin bak. Pardon ya, evet, pardon. AK Parti bizi yoksullukta birleştirdi. Evet. Yani orta, zenginden alıp fakire vermiyor. Orta direkten alıp bizlerden alıp fakire veriyor. Dolayısıyla yoksullukta en yoksulla orta kesim birleşti. Daha da kötü olacak. Şimdi biz tatiller de yapamayacağız artık yapamıyoruz Restoranlara yani. da gidemeyeceğiz en basit lokantalara da gidemeyeceğiz Gidemiyor zaten insanlar yani sadece zenginler ve bir de dünyadan ihraç ettiğimiz e, ithal ettiğimiz zenginler yani Rus oligarklar evet. ve Arap oligarklar gidebiliyor oralar onlarla evet. da oluyor. Aynen öyle hani e, eskiden niye olmadı diyorsun ya nereden başladı bu Nas suresiyle başladı Nas işte ortada dedi değil mi? Türk tipi, Türk tipi ekonomik model, evet. Nasıl Evet, bugüne kadar dedi, kaynaklarımızı dedi, hep faize verdik. E tamam, Cem Seymen de bankaya gidip, şimdi bu kadar baskıyla Merkez Bankası'na yüzde dokuzlara kadar indi ya faiz, vurduk biz faizin başına, yılanın başına sopayı, indirdik değil mi? E ben bankaya gidip bir girişim başlatmak istiyorum, restoran atacağım ben. E, diyelim ki mesela ben ata tohumlarından, Şahane şeyler buldum. Master Chef'in şefleriyle falan anlaştım. Ee, dedim ki ben restoran açıyorum. Bana kredi lazım. %9'dan kredi kullanabilir miyim? Mümkün değil. Mümkün e peki değil. mümkün değil. %9 kimin için düştü peki? Bankalar için düştü. Bankalar çatır çatır para kazanıyor. Ucuza para topluyor. pahalıya para toplayıp ucuza para satıyor. O dünyanın en ballı kredilerini yenenler kimler? Bak yine inşaatçılar. Dikkat et, hemen başladı e, inşaat lobisinin çalışmaları deprem bölgesinde. Şu anda hala bazı apartmanlardan cesetler sarkıyor. Bunu konuşmak yerine biz deprem ev satmanın peşindeyiz. Böyle bir şey olur mu? Eskiden niye yoktu dersen, bütün dünya gördü üretemediğini, fiyatların yükseldiğini tüm dünya ülkeleri faizleri düşürdüğü bir ortamda biz hayır dedik. Cumhurbaşkanı emir verdi. Faizleri biz asla biz faizleri düşürmeye devam edeceğiz. Tüm dünya yükseltirken ters söyledim. Bütün dünya faizleri çıkartırken biz faizleri düşürmeye başladık. Ama neydi? Risk primimiz artmıştı. CDS dediğimiz şey. Yani Türkiye'nin borçlanma faiz oranı. Bu da Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesinde. Yani dışarıdan biz eskiden 5 birime borçlanırken şimdi sıkı dur. Şu anda 25 birime borçlanıyoruz. Çünkü diyor ki hem seçime gidiyorsun hem acayip bir faiz e, politikası belirledin. Ortodoks bir sistem benim bildiğim bir sistem değil. böyle bir doktrin dünyada yok dedin. O zaman madem böyle deneysel bir şey yapıyorsun diyor sana yine borç vereceğim, kamu finansmanla sağlayacağım. Ama eskiden 5 birime diyordum faize şimdi 25. Türkiye'nin sana şu anda faize ödediği parayı söylesem, bu ayrı bir program konusu olur ve çok üzülürsün. Yapalım. Ben mutluyum, çok umutluyum. Müthiş bir dinamik gençlik var. Bak ben de bundan sonra programlar yapacağım. Bilemem tamam. siyasette olur muyum, olmaz mıyım. Şimdi Olursun düşünüyorum. Beraber yapalım, Cem çok mutlu yapalım, olur. Yapalım yapalım. Şimdi pa bazı partilerden tabii ki var, görüşmeler var, teklifler var. Yapar mıyım, yapmaz mıyım bilmiyorum. Ama yaparsam şuna güveniyorum. Müthiş bir e, girişimci gençlik var. Startuplar var, üniversitelerde inanılmaz işler var ama bunların finansmanları, paraları, teşvikleri, kredileri sadece kendinden adamlara gittiğinden özlem. Hiçbirisi zaten başarı kazanamıyor. Yani kendi adamım değilse yolu açmam. Depremde bile yardımların ideolojik yerlere gitmediğini, bazı kaygılarla gönderilmediğini, bazı düşüncelerle yolunun kesildiğini hatırla. Bunları konuşacağımız özgür zamanlar gelecek tabii ki. İnşallah diyelim. Ben oradaydım. Cem katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Gidelim deprem bölgesine de gidelim. Beraber çekimler de yapalım başım üstüne. Çok mutlu olurum. Muazzam anlatım teşekkür ediyorum. Döngü bu. Bunu değiştirmediğimiz sürece zaten buradan da bir çıkış yok. Çok sağ olun. Bir, de, bir şey için daha teşekkür edeyim sana. Bir kitabımı hatırlıyor musun? Karşılaşmıştık evet, şeyde, evet. Yayın evinde ve onu okumuştun <laughs> benim ön sözümü. Evet. Ya o, olağanüstü vurgu ve sesinden teşekkür ederim yani gerçekten. sana muhteşemdi gerçekten. Çok sana iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol. Cevabını ee, bekliyorum. Çok çok keyifli bir yayın oldu. Teşekkürler çok hoşçakal. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.